klişe değil. Hiç de kolay kazanılmadı bu topraklar. Önce işgal. Çelik bir çizme, simsiyah bir bulut gibi çöktü Antep'in üzerine. Bu hayatta güzelliğe, mutluluğa dair ne varsa her şey dondu. Boğazlara yumruk, yüreklere tek bir duygu. Acı oturdu. Kolay mı? 70 bin top mermisi sarf edecek 21 bin 500 düşman askerine direnmek? Toplar, tanklar, uçaklar üzerine üzerine gelirken sakin görünmek? Sen tek bir kirpiğinin düşmesine kıyamazken sevdiğinin yanı başında son nefesini verişini izlemek. Üstelik Antep tek başına. Antep dört bir yandan kuşatılmış. Bak, Kamil tam da annesini korumak isterken düşman askerlerinden. Nasıl da annesinin gözleri önünde. Gözleri önünde. Savaşan babalarına ekmek götüren çocuklar 14 kişiydi. Değirmende düşmanlar onların etrafını sardığında sonrası yok. Sonrasında hayat kalmadı bu 14 çocuğa. Çırpınış derhal dönüşmeliydi şahlanmaya. Azim ve yiğitlik, zeka ve mertlik, çabayla cesaret birleşmeliydi. Ramazan topu savunma topuna dönüştürüldü. Çiftçiler hayvanlarını, kadınlar evdeki aşlarını, yatak yorganlarını cephanelik yaptı. Şahin Bey, kara yılan gibi sayısız yiğit işte böyle doğdu. Milli mücadele yıllarında var olmakla yok olmak arasındasın. Bu öyle bir savaş ki ya yok olacaksın ya da kalacaksın. Bizim adımız Gaziantep. Soyadımız Türkiye. Biz ilelebet buradayız. İlelebet ayakta kalacağız.